Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon bitti ve FED bitmiş bir enflasyonla mücadele edeceğini açıklıyor. Ben de buna gülüyorum. Neler oluyor detaylarına gireceğiz ve neden Amerika'da enflasyon aslında tamamen bitmiş bir mesele olduğunu, daha doğrusu FED'in müdahale ederek düşürebileceği enflasyon kalemlerine sona gelindiğini, bundan sonrasının FED'in meselesi olmadığını anlatacağım. Ve buradan yola çıkarak FED'in Kasım ayında faiz artımı ihtimalinin sıfır olduğunu, Aralık ayında eğer ancak geri zekalılarsa faizi yükseltebileceklerini göstereceğim. Hazır Acayip detaylı bir analize başlıyoruz. Önce dün gelen enflasyon verilerini bir özetleyelim. Çekirdek enflasyonda 4.1 bekliyordu Wall Street. 4.1 geldi. Ben belki 4 olabilir diyordum. Benim tahminim o yönde tutmadı. Manşet enflasyonda Wall Street'te ben de 3.6 bekliyorduk. Manşet enflasyon 3.7 geldi. Manşet beklenen azıcık üstünde çıkınca çekirdekte de biraz sürpriz bir düşüş olmayacağı hemen hem Türkiye'de hem Amerika'daki ezberci ekonomistler ortaya çıktı. Bakın gördüğünüz mü enflasyon yapışkan. Amerika bu enflasyona başa çıkmak için faizleri daha da artırmak zorunda. Bizi facialar bekliyor diye palavraları sıkmaya başladılar. Bir de dün Amerika'da yeni büyük bir hazine kağıdı ihracı vardı. Ondan enflasyon konusundaki bu gürültü bir araya gelince faizler yukarı gidince borsa gün içerisinde önce yukarı çıktı, sonra bir saat düştü, sonra büyük bir kısmı geri toparladı ve Nasdaq %0.6 düşüşle günü kapattı. Ama felaket tellalları enflasyonun ne kadarla facia olduğunu anlatıyor. Öyle değil. Rakamlara girelim. Ben biliyorsunuz gürültüye kulak asmam, detaylara bakalım. Gelin detaylarda ne oluyor beraber görelim. Önce enflasyon verisinin temel kaynağı olan US Bureau of Labor Statistics web sitesine bir gidelim ve bir tane önemli rakama bakalım. Bakın sizin için büyüterek gösteriyorum. All items less shelter yani bütün enflasyon kalemlerinden barınmayı düştüğümüz zaman Amerika'da yıllık enflasyon %2. Fed'in %2 hedefi biliyorsunuz 2025-2026'lar içinde. Oysa barınma haricinde bu rakam şu anda yakalanmış durumda. Niye bu çok önemli? Neden barınmayı harç tutmamız gerekiyor? Birkaç sebepten. Birincisi barınmadaki enflasyon düş şu biraz geç yansıyor. Beklediğimizden de geç yansıyor doğrusu söylemek gerekirse. Neden? Ancak sözleşmeler yenilendikçe kiralardaki düşüşü görebiliriz. İkincisi kiralar düşmüyorsa bunu suçu zaten yüksek faizlerde. Neden? Çünkü FED faizleri yükselttikçe bir mortgage faizleri yükseliyor. Bundan dolayı kimse artık evinden çıkmak, yeni ev vesaire almak istemiyor. Piyasa durgunlaşıyor, evler boş almıyor. Daha önce düşük faizle mortgage alan birisi şimdi yüksek faizle eve geçer Mümkün değil. Konut piyasasını daraltan bir şey bu. İkincisi faiz bu kadar yüksek olduğu zaman evleri satmak zor olduğu için müteahhitler yeni ev üretimine girmiyorlar. Bir de bunun üzerine dünkü videomda bahsettiğim gibi Amerika ciddi göç alıyor. Hatta oradaki göç konusunda tıpkı Türkiye'deki gibi tartışmalar dönüyor. Binlerce insan güney sınırından içeri giriyor. Bundan dolayı da kiraların üzerinde bir baskı var. Çünkü nüfus artıyor. Bütün bunları bir yere koyduğumuzda Fed'in buraya yapabileceği pek bir şey yok. Yani ekonomiyi tamamen durdurursa belki ancak buradaki enflasyon düşebilir. Onun dışında buradaki enflasyon FED'in düşürmesi mümkün değil. Tam tersine faize arttırdıkça buradaki enflasyon yükselecektir. O yüzden all items less shelter benim için en kritik gösterge ve burada %2 çıkıyor enflasyon. All items less food shelter and energy dediğimizde de yine enflasyon %2 çıkıyor. Bu da önemli çünkü FED bize ne diyordu? Ben gıdaya ve enerjiye aldırmam diyordu. Onlar çünkü çok değişkenlik gösteriyor. Onları çıkartınca da enflasyon %2. Yani FED'in aslında kontrol sağlayabileceği alana baktığımızda Amerika'da yıllık enflasyon çoktan hedefe ulaşmış durumda %2. Oysa FED 2025-2026'da buralara geleceğini söylüyordu. Peki bu analiz sizi kesmedi mi? Hala şüpheniz mi var enflasyona Amerika'da yüksek olduğu konusunda? Gelin şimdi benim Excel tabloma bir bakalım. İşte karşınızda benim meşhur Excel tablosu. Şimdi burada şöyle bir çalışma yaptım sizler için. Bir tanesi bu ay gerçekleşenlerle benim tahminlerimi karşılaştırdım. Buradaki ana sapmaları göreceğiz. Şu sarı olanlar. Daha sonra son ay gerçekleşen enflasyonu yıllıklandırdım. Yani 12 ile çarptım. Böyle bakıcı yıllık yıllık enflasyon ne çıkıyor o kalemde onu anlamaya çalıştım. Sonra da demin gördüğümüz tablodaki Amerikan devletinin resmi açıklamasına baktım. Yıllık enflasyon o kalemde ne boyutta diye. Şimdi bunları beraber yorumlayacağız. Enerji emtiyaları gördüğünüz gibi beklediğimden de yavaş yükseldiler. Bir önceki ay %10'luk yükseliş vardı. Bu %2.2'e inmiş durumda. Enerji hizmetleri beklediğimden biraz hızlı yükseldi. Çünkü Amerika'da maalesef enerji dağıtım firmaları biraz kötü niyetle oynuyorlar bu oyunu. Enerji emtiyalarındaki yüksek fiyat artışları hemen yan istiyorlar ama düşüşleri yansıtmıyorlar. Ev eşyalarında beklediğimden daha düşük enflasyon geldi. 0.1 bekliyordum, eksi 0.3. Burada enflasyon yok. Deflasyon var. Giyimde enflasyon 0.1 bekliyordum. Eksi 0.8 geldi. Yeni araçlarda beklediğimin biraz üstünde 0.2 idi. 0.3 geldi. Muhtemelen grevlerden dolayı araba arzındaki kısıtlama bunu biraz tetikliyor. İkinci el araçlarda deflasyon beklediğimden de sert. Yüzde 2.5. Yılbaşından beri de eksi yüzde 8. Buna biraz sonra geleceğiz. Yerek parçalarda beklediğimden yine daha iyi. Ben yüzde 2 enflasyon bekliyordum. Eksi 1.5 geldi. Sağlık ürünlerinde ben yüzde %0.6 enflasyon bekliyordum. Eksi %0.3 geldi. Eğlence ürünleri, eğitim iletişim ürünleri, alkol içecekler ve diğer ürünlerde ise beklediğimin üzerinde enflasyon rakamları var. Fakat bunların da aslında enflasyonun içerisindeki payları az. Mesela diğer ürünler dediğimiz şeyin enflasyondaki payı 100 üzerinden 1.24. Alkol içecekler 0.836. Eğitim iletişim 0.891. Yani bunları biraz yüksek gelmesinin aslında toplam enflasyon üzerindeki etkisi oldukça az. Golik esas yediğimiz yer. Hem beni hem de pek çok enflasyon hesaplamacısının kiralar oldu. Ben kiralarda 0.45'lik kira bekliyordum, 0.5 geldi. Daha da büyük golü dışarıda konaklamadan yedik. Yani otel gibi yerlerde konaklama -1 bekliyordum çünkü bir önceki ay düşüş vardı. 3.7 geldi bu. Ev sahiplerine soruyorlar. Biliyorsunuz enflasyonun %25'i ev sahiplerine sorulan tek bir soruyla hesaplanıyor. Diyorlar ki bu evde ev sahibi olmasaydı kiracı olsaydın sence ne kadar artırardı kira? benim tahminim 0.35'te ev sahipleri bu ay aç gözü davranmışlar 0.6 demişler 25 etkisi var yani bu 0. 40 gelse anketinin sonucu %25 çarpı %0.2 enflasyonu aşağı doğru ciddi şekilde çekecek ama işte böyle hesaplanıyor. Sigorta beklenenin üstüne geldi. E neden? Çünkü ev fiyatları beklenen üzerine gelince sigortaya da bu olumsuz yansıyor. Eğlence hizmetleri beklediğimiz üzerine geldi. Eksi 0.1 yerine artı 0.5. Bunun %3'lük bir etkisi var. Onun dışında enflasyona ilgili tahminlerimiz de aylık sonuçlarda ya beklediğim gibi ya beklediğimin altında geldi. Bütün bu rakamlar içerisinde toplam da üst tarafta enflasyonu yükselten ana kalemde gördüğünüz gibi kiralar. Çünkü tekrar oranlara bakalım. Ev sahiplerine sorulan tek bir anket sorusunun etkisi enflasyona yüzde 25. Barınma kiranın etkisi yüzde yedi buçuk. Dışarıda konaklama etkisi yüzde 1.25. Üçünü topluyorsunuz yüzde %34 34'e yakın sadece barınmanın etkisi oluyor. Ve bu kalemi çıkarınca Amerika'da enflasyon yüzde iki. Neden bunu çıkarmamız gerektiğini biraz önce anlattım. Fakat başka bir hesaplama daha yaptım. Yıllık enflasyona baktığımız zaman Amerika alarm veren kalemler nedir onları gözlemledim. Neye göre seçtim bunları? Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası diyor ki biz yıl sonu enflasyon hedefimiz %3.7'dir. %3.7'nin çok üstüne kalan kalemler nedir ona baktım. Bir tanesi dışarıda yemek yeme %6. Fakat son ay gelen enflasyonu yıllıklandırdığımda ki o da bir önceki ayın bayağı üstünde geldi. Yani mevsimsel bir geçiş olabilir bu. %4.8. Yani aslında %6'dan da aşağıya doğru gidiyoruz. Yıllık baktığımızda başka bir yüksek kalem %4.2 bunun düşmesi lazım ama baktığımızda aslında son ay %0.3 eksi gelmiş bunu yıllıklandırıyoruz yıllıkta eksi 3.6 bir önceki ayda aslında burası düşüktü. Ayrıca sağlık ürünleri dediğimiz şeyin içerisinde ilaçlar var. İlaçlarla ilgili özellikle reçeteli ilaçları Amerikan devleti fiyat pazarlıklarını yapıyor. Bu da Fed'in yapabileceği açıkçası hiçbir şey yok. Ama yine de düşme yolunda ve baktığımızda son ay rakamını yıllıklandırdığımızda aslında burada eksi yolculuğuna gerek. Pek çok analistin unuttuğu şey şu oluyor. Geçmişi değiştiremeyiz. Geleceğe bakmamız lazım ve geleceğe yönelik olarak da sağlık ürünleri enflasyonda da düşüş var. Başka yüksek bir kalem alkolü içecekler 4. 2 çıkıyor yüzde. Valla bununla ilgili bir açıklamam yok. a kendilerine herhalde alkole verdiler ama enflasyon üzerindeki etkisi yüzlerinden 0.836. FED bu konuda mücadele etmeli Emin değilim. Diğer ürünler dediğimiz geniş bir kategori var. Yüzde 5.1. Buradaki enflasyon düşmüyor. Etkisi de 1.244. Peki bu kalemin alt detaylarında neler var? Burada neden bu kadar yüksek bir rakam çıkıyor? Gelin şimdi o detayı bir alalım. Diğer ürünler kategorisinin en başında tütün ürünleri geliyor. Tütün ürünlerindeki enflasyon son ay 0.2 yıllıkta %5.6. Kişisel bakım ürünleri. Nedir buna içerisinde? Diş macunu, tıraş ürünleri, kişisel bakımla ilgili her şey. Buradaki enflasyon %7.2. Kozmetiklerdeki enflasyon %2.8. Yani buradaki temel tetikleyici diş bakım, şampuan gibi ürünlerdeki yüksek enflasyon %7.2 gözüküyor. Fakat baktığımızda bu da son ay 0.3'e inmiş ve son 4 ayın ortalamasına şöyle kabaca alırsak 0.3, 0.4, 04 0.5, 0.3, 0.4'lere geliyor. 0.4 çarpı 12, %5'ler civarında. Olması gereken üstünde bu kaleme müdahale etmenin yolu bulunmalı. Bunu faiz artışıyla sağlayabilir misiniz? Faizleri artırdığınız zaman insanlar daha mı az yıkanır, daha mı az diş macunu kullanır pek sanmıyorum. Bu kalem bana büyük kurumların aç gözlüğünü gösteriyor. Unilever gibi, Procter Gamble gibi, Colgate gibi bu piyasanın hakimi şirketler bu fiyatları geri çekmiyorlar. Tüketici çünkü bunları tüketmek zorunda ve bu konuda Fed faiz artışı ne yapabilir konusunda hiçbir fikrim yok. Faizleri de artırdınız diye kredi alamıyorum diye dişimi mi fırçalamayacağım, saçımı mı taramayacağım? Pek sanmıyorum açıkçası. Gelelim hizmetlere. Hizmetlerle ilgili hep çok gürültü var. Acaba hizmet enflasyonu Amerika'da duracak mı, durmayacak mı? Bütün bu gürültü. Bakalım hizmetlerde neler oluyor. Hizmetler kadar Özet tablosuna baktığımızda services less rent of shelter yani yine hizmetlerden kirayı düşürdüğümüzde Amerika'da enflasyon %2.8. Fed'in mücadele etmek istediği alanlardan birisi bu hizmetler ama zaten mücadele etmeye gerek yok. Çoktan hedefe gelmişiz. 2 yıl sonra %2'yi hedefliyorduk. Bu yıl sonu %3.7 hedefleniyordu. Zaten şu anda %2.8'iz. İşin içerisinde kiralar konunca bir anda %5.2'ye çıkıyoruz. Yani Amerika'da hizmet enflasyonunda da savaş büyük oranda kazanılmış durumda. Şimdi gelin bunda detayına bakalım. Barınma kira beklediğimin çok üstünde geldi. Yıllıkta da %7.2. Fakat ben önce de bahsettiğim gibi hem burada eğer enflasyonda bir düşme varsa tablo olarak genç şanslıyor. hem de Fed'in faizi artırması ve göç politikası gibi nedenlerle zaten burada enflasyon düşmeye debilir. Hatta Fed faizler arttıkça buradaki enflasyon yükselebilir. Demin üzerine durduk. Dışarıda konaklama acayip yüksek geldi bu ay %3.7. Bunu yıllıklandırırsanız %44'e geliyor. Yani bu bir sapma mı yoksa ne oluyor anlamaya çalışıyorum. Yıllıkta %7.3'le gözüküyoruz. O da hala yüksek ama bu ay gelen ekstra yüksekti. Bu yüzden bunun geçici olduğunu düşünüyorum. Ama dışarıda konaklama dediğimiz şey Covid sonrasında insanların seyahate başlamasıyla ilgili bir konu. Covid sırasında çok zarar eden, küçülen konaklama hizmetlerinde böyle bir fiyat artışı zaten bekleniyordu. Fed faizi bunu değiştirir mi? pek emin değilim ama bir miktar etkisi olabilir. ...insanların belki daha az seyahat etmesini sağlarlarsa. Ama en kıl olduğum kalem şu. Ev sahibi kiralasaydı. Son ay gelen rakam 0.6. Yıllıklandırıcı %7.2 geliyor. Yıllıklara zaten %7.1. Bu bir anket sorusu. Bir anket sorusuyla bütün bunlar belirleniyor. Acaba evleri gerçekten kiraya verseler bu kadar yüksek çıkar mı enflasyon? Bilmiyorum ama bir anket sorusuyla bu oluyor. Yani bu üç kalem bizim başımızın derdi enflasyonda. Fakat bu 3 kalemde de Fed'in yapabilecekleri çok çok kısıtlı. Bunun dışında su ve çöpte %5.2'lik bir enflasyon var. Onda da aslında son ay gelen enflasyonu yıllıklandırınca %2.4'e geliyor. Yani benim endişe edeceğim bir kalem değil. Çünkü düşüşe geçmiş ana trend diye görüyoruz. Sonra da ulaşım hizmetleri geliyor. En çok konuşulan konulardan bir tanesi ulaşım hizmetlerine yıllık enflasyon %9.1. Buna karşın son ay gelen 0.7'yi yıllıklandırdığımızda da %8.4 geliyor. İşte herkese konuştuğu konu bu. Oysa burada da aslında yine Fed mücadele edemeyeceği bir kalem var. Bakın anlatıyorum. Ulaşım hizmetleri deyince hepinizin aklına işte insanların bir yerden bir yere ulaşması geliyor. Enflasyonu da oradan tetiklendiği. Pek öyle değil aslına bakarsanız. Ne demiştik? Yıllıkta enflasyon burada %9.1 oldukça yüksek. Son ay gelen 0.7 de yüksek. Peki neden yüksek geliyor bu? Biraz onunla ilgilenelim. Araç leasing fiyatları düşmüş. Eksi 0.2. Araç kiralama fiyatları düşmüş. Yüzde sıfırlar civarında. Araç bakım hizmetleri yüzde 0.2. Yıllıklandırın yüzde 2.4'e gelir. Burada da sorun yok. Sonra şurada bir kalem sırıtıyor. 1.3. 1.3 nedir? Araç sigorta. Yıllığı da bunun %18.9. Neden bu bu kadar yüksek? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan doğal felaketlerdeki zararlarını sigorta firmaları buraya aktarıyorlar. Birinci sebebi bu. İkinci sebebi de yeni çıkan otomobillerde özellikle bildiğimiz sanayi tipi tamirat söz konusu değil. Bu arabalar öyle tasarlanıyor ki hırsız otomobil üretici firmalar tarafından ancak şirketin kendi servislerinde bunlar iyileştirilebiliyor. hizmet alabiliyorlar. Ve burada firmalar otomobil satışındaki karsızlıklarını hatırlayın orada fiyatlar genel olarak düşüyor. Ne yapıyorlar? Buradan çıkarıyorlar. Sigorta firmaları bunu gördüğü için fiyatlarını yükseltiyor. Yani bir yandan burada çevre felaketlerine yaşanan sigorta, araç sigortalarına taşınıyor. Bir yandan da araçların tamiratı otomobili firmalar tarafından sürekli daha pahalı hale getiriliyor. Sigorta firmaları bunu göz önüne almak zorunda kalıyorlar. Nitekim baktığımızda burada yüksek bir diğer enflasyon kalemi de %14.9 da Motor Vehicle Repair yani tamirat işlemleri. Buna FED ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz. Net söyleyeyim. Hiçbir şey yapamaz. Burada sigorta firmalarıyla oturup acaba bunun finansmanı konusunda yeni bir yol bulunabilir mi? Bu maliyetleri düşürmek için ne yapılabilir? Üretici firmalarla nasıl pazarlıklar yapılır? Buna bakmak lazım. Faizi yükselttik diye arabanızı mı tamir ettirmeyeceğiz? Yoksa sigortalamayacak mıyız? Aklım almıyor. Faiz yükseltmenin temel etkisi yeni ürünlerin satışında olur. Yeni ürün satışlarının çok büyük bölümünü biraz gördük. Enflasyon bitmiş veya bitmek üzere. Ulaşım hizmetlerinde transportation'a bakıyoruz. Public transportation yani toplu taşıma, enflasyon yıllıkta eksi %9.3. Uçak biletleri eksi 13.4. Burada sadece gemi fiyatlarında bir yükseliş var. O da neden? Covid sırasında insanlar uzun gemi yolculuklarına çıkamıyorlardı. Seyahat geri döndü. Burada bir yükselme var. Kaldı ki onun da son ayına baktığımızda enflasyon %0'a inmiş. Şehirler arası ulaşım %2 enflasyon. Yıllıkta e bu da bitmiş. Nerede kardeşim enflasyon? Bir bana bir göstermeniz lazım. Ulaşımda böyle ele aldık mı geriye kalıyor. Eğlence hizmetleri eğlence hizmetleri %6.3 4. Peki eğlence hizmetlerinin fiyatları neden bu kadar tırmanıyor? Onun da detayına bakmakta fayda var. Bazıları bakmıyor ben bakarım. Video and Audio Services %6.3. Bu temelde Netflix biliyor musunuz? Yani burada bakın Cable, Satellite and Live Streaming Television Services diyor. %6.6. Neden Netflix bunu yapıyor? Netflix uzun zamandır zarar ediyor. Onu telafi etmeye çalışıyor şu anda. Ve bu konuda birkaç streaming service özellikle işte insanların çok meraklı olduğu, evde oturunca izlemeyi sevdiği maçlar, diziler gibi alanlarda fiyat yükseltiyorlar FED'in buraya bir etkisi olur mu pek tahmin etmiyorum. Ama esas yıkıcı kalem ev hayvanları bakım hizmetlerinde. Veterinerler burada işi coşturmuş durumdalar. Fotoğraf hizmetleri yüzde %6.6. Diğer eğlence hizmetleri %4 civarında. Ama esas büyük kalemlerden bir tanesi burada görüyorsunuz. Admissions. Yani sinemalara, tiyatrolara, konserlere giriş biletleri. Şimdi bu kalemlerle mücadele etmek önemli. Fakat bunlar insanların faiz arttığı için vazgeçeceği kalemler mi? Yine ben emin değilim açıkçası. Çünkü faiz arttı diye sen zaten artık e Ev, araba almakta müthiş zorlanıyorsun. Demin gördük dayanıklı ev eşyaları, ev mobilyaları hepsinde azalma var enflasyonda. Kıyafet de alamıyorsun. Ondan dolayı orada enflasyon düşüyor. E be kardeşim birazcık da eğlenmesin bu insana. Netflix'te mi seyretmesinler, konsere mi gitmesinler? Bu nedenle evet bunlarda bir yükseklik durumu var. Ama Fed'in bunlara hem pek müdahale edemeyeceğini düşünüyorum. Bir de Covid sonrası insanlar sıkıldılar, kendilerini burada atıyorlar. Bunda etkisi gözüküyor. Hem de müdahale etse de zaten bunların enflasyon içerisinde çarpan etkisi oldukça düşük. Ne kadar düşük derseniz 3.11 civarında eğitim ve iletişim hizmetlerinde enflasyon yıllık yüzde iki inmiş durumda diğer kişisel hizmetlerde bir kategori var detayına girmeyelim Taze etkisi yüzde bir buçuk yani aslında insanların çok önem verdiği eğitim ve iletişim düşmüş toplu taşıma düşmüş enerji yıllıklandırdığımızda düşmüş Gıda yıllıklandırdığımızda hedeflerin içerisinde gidiyor. En azından evde yemek yeme dışarıda azıcık hedefin üstündeyiz. E bu durumda sadece kiralar kalıyor. Şimdi asıl soru şu. Benim yaptığım bu basit analizleri FED analistleri yapar mı? Umuyorum ki yaparlar. Çünkü bu tabloya baktığınızda FED'in yapabileceklerinin büyük oranda tamamlanmış olduğunu görüyoruz. FED bundan sonra faizleri artırırsa evlerin fiyatları ve ev kiraları daha da yükselecek. Ve toplamda hatırlayın enflasyonun %30'undan fazlasını barınma oluşturuyor. FED'in faiz artırarak belini kırabileceği önemli bir enflasyon kalemi yok %2'nin 3'ün çok üzerinde olan. FED bu konuda ne yapacak? iddiaya girmek biraz zor. Dün baktığımda Kasım ayında Fed'in yine de faizi artırmayacağı puanlanıyordu. Aralık ayı ile ilgili ihtimaller biraz arttı ama şu tabloya Fed biraz bakıyorsa işlerin değişmemesi gerekiyor. Bu arada Fed'in faiz kararı Kasım'la ilgili yanılmıyorsam 1 Kasım'da yayınlanıyor. O güne kadar yeni enflasyon verisi de gelmeyecek. Fed bize ne demişti? Enflasyon verilerine bakacağız. Enflasyon verileri istediğimiz yönde gidiyorsa araya devam edebiliriz demişti. E çekirdekte %4.1'den %4'e indik ve kiralardan kaynaklanan sorun olmasa daha da iyi aslında. Bu durumda Fed'in Kasım ayında faiz artırmak için bahanesi kalmıyor. Aralığa kadar başka bir hikaye tabi. Bütün bu nedenlerle cumartesi günü videosunda iddia ettiğim boğa rallisi konusunda benim kafam hala rahat. Yeter ki savaş yayılmasın. Savaş yayılırsa başka şeyler konuşuruz. Savaş yayılmadığı sürece FED buradan yukarıya faiz atamaz. Dün 10 yıllıklarda hazine kağıtlarında yaşanan şeyin de bugün bir kısmını geri döneceğini tahmin ediyorum ve benim yıl sonu S&P 500 4800 hedefinde bu yüzden değişmemiş durumda. Soru ve yorumlarınızı bekliyorum. Umarım kafanızı fazla şişirmemişimdir. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Amerikan enflasyonu süper detaylı. Baktık bugün Gün. artık yorum size kalmış. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Elbette yanılabilirim. Kararlar sizin. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.